Şey de düşünün, Diyarbakır'dan Allah razı olsun çok çağırdılar. Yani çok sevenimiz var orada. Ama şimdi gittim, Diyarbakır'a da gittim. Halid İbni Velid'in oğlu Hazreti Süleyman'ı ziyaret için, kabirlere, ziyaretlere, o geçen başbakanımızla gittiği peygamberler vardı ya, Elyesi Aleyhisselam, Zülkifli, onlar çok mucize sahibi. Onlar oradan dereden çıkartılırken gazetelere geçmiş bir hadisedir. Yani Zaman Gazetesi'nin bir şeyinde 2005 itibariyle yazıyordu bu. Ne? O arada saçları bile yandan görünmüş ve şahitleri, müftüleri o zatların çok ağır olduğu sandukaların aşağıdaki barajda kalmasın diye yukarı çekildi onlar 2005'te. Onun haberleri var, incelerseniz bulursunuz. Diptir zaten, peygamberler çürümezler. Haramun aleyhi en te'kule etsâdel enbiya. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bana gelip selam verene ben cevabını veririm, selamını iade ederim. Sahabe o zaman bilmediği için, sen çürümüş olacaksın, nasıl cevap verirsin dediler. Buyurdu ki Allah toprağa haram etmiştir, peygamberlerin cesetlerini yiyemez. Zaten bazı velilerin bile cesetleri taptaze şu anda çıktığını görüyoruz. Peygamberlerin cesetlerini haram etmiş. Bu hadis sahiptir yani, bu sabit. Ama onların, hatta Zülkifli Aleyhisselam olacak birisi, biri Elyesa yani, olacak. Evet. Hatta saç örgülerinin bile, bir müftü efendi orada şahitlik yazmış. Müftüler hani açıyorlar ya kabri şerifi şey. Yüzünü falan açmamışlar belki ama bir de Eğil ilçesi miydi? Eğin miydi? Neydi? Diyarbakır'ın bir ilçesidir. Ben de gittim. Ergani değil de Eğil olabilir. Şehir merkezine gelirken mübareklerin naaşları, herkes gayri ihtiyari ayağa kalkmış, oturamıyor. O şekil bir vaka gazetelerde yazıyor. Oradaki halk da mütevatirdir. Oraya